Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz dikdörtgen kesitli tek donatılı kirişlerin betonarme hesabı arkadaşlar. İlk görselimizi incelediğimiz zaman burada parabolik şekilde bir basınç bloğu derinliği görüyoruz. Bunun derinliği 0, genişliği 0,85 çarpı FCD'dir. Kiriş genişliği BW, kirişin yüksekliği H'tır arkadaşlar. Buradaki basınç bloğunun derinliği ise C'dir. Bu basınç bloğunun bittiği nokta bizim için tarafsız eksen. Yani buranın üstü basınca girişte, buranın altındaki donatılar ise çekmeye çalışıyor demektir. Buradaki C değerini arkadaşlar K1 ile çarptığımız zaman şurada görmüş olduğumuz A değerini, yani basınç bloğunun dikdörtgen prizmaya çevrilmiş haliyle basınç bloğu derinliğini elde etmiş oluyoruz. Buradaki K1 değeri bir azaltma katsayısıdır ve beton sınıfına göre değişiklik göstermektedir. C25 ve 6 betonlarda 0,85'tir K1. C30'da 0,82, C35'te 0,79 şeklinde devam eder. Bu değerler betonarme kitaplarında yer almaktadır. Burayı incelemeye devam edersek, buradaki basınç bloğumuzun ağırlık merkezine etki ettiğini düşündüğümüz bir FC kuvvetimiz var. Yani kirişimizin maruz kaldığı basınç kuvveti. Buradaki dikdörtgen prizmanın hacmidir aslında. 0,85 çarpı FCD çarpı A çarpı BW şeklinde yazılır. FCD dediğimiz beton basınç sınıfımızdır arkadaşlar. Karakteristik basınç dayanımının arkadaşlar 1,5 güvenlik katsayısına bölünmesiyle bulunur FCD. Aşağıya geldiğimiz zaman arkadaşlar çekme donatılarının ağırlık merkezinde olduğunu kabul ettiğimiz bir FC kuvvetimiz var. Yani kirişin çekme kapasitesini ifade ediyor. Bu ise arkadaşlar buradaki donatıların kesit alanlarının toplamı çarpı FYD, yani tasarımda kullanılan akma dayanımı çelik için. Bu da çelik sınıfı, her çelik sınıfı için değişkenlik gösterir. Buradaki FYD ise arkadaşlar karakteristik akma dayanımını 1,15 güvenlik sayısına bölerek elde ettiğimiz değerdir. Buradaki tabirlere bakmaya devam edelim. Burada bir D tabirimiz var. D bizim için faydalı yüksekliği ifade eder. Hesaplarda arkadaşlar kiriş yüksekliğinin tamamını değil de kirişler için buradaki faydalı yüksekliği kullanıyoruz. Bu faydalı yükseklik neresi? Bu alt bölgeye yerleştirilen çekme donatılarının ağırlık merkezinin kirişin en üst noktasına olan uzaklığına biz faydalı yükseklik diyoruz. Formülizasyon şeklinde bakacak olursak kiriş yüksekliğinden pas payı, yani CC'yi çıkarıyoruz. Şu en alttaki kısım. Daha sonra etriye varsa etriyenin çapı, etriye olmak zorunda tabii ki. Burada mevcut olan etriyenin çapını çıkarıyoruz. Daha sonra kullandığımız çekme donatısının arkadaşlar ağırlık merkezinden yukarıya kadar olduğu için ağırlık merkezinden altta kalan fi bölü 2'lik kısmı çıkarttığımız zaman bize faydalı yüksekliği verecektir. Burada iki kuvvet arasındaki mesafe ise arkadaşlar Z olarak adlandırılıyor. Bu da faydalı yükseklikle basınç bloğu derinliğinin üst kısmının farkını aldığımız zaman, yani D eksi A bölü 2 aldığımız zaman iki kuvvet arasındaki mesafeyi bulmuş oluyoruz. İşte dikdörtgen kirişlerde hesaplar arkadaşlar hep bu FC eşittir FC denklemiyle yapılır. Dikdörtgen, tek donatılı dikdörtgen kirişlerde iki tip soruyla karşılaşabiliriz. Birincisi arkadaşlar kesit hesabıdır. Yani taşıma gücü momenti sorulur. Bize malzeme özellikleri verilir. Yerleştirilen donatı verilir. Bu kirişin ne kadar moment kapasitesi olduğu sorulur. İkinci durum ise kesit tasarımı. Yani kirişe gelen moment verilir. Bu sefer ne kadar donatı yerleştirileceği sorulur. Şimdi bu iki durumun teorisine bir bakacak olursak, birinci durumda buradaki FC eşittir FC eşit denklemini yazdığımız zaman arkadaşlar 0,85 çarpı FCD çarpı A çarpı BW eşittir AS çarpı FYD. Burada dediğimiz gibi AS, yani donatı veriliyor. Bizden bu kirişin moment kapasitesi isteniyor. Burada bilinmeyen tek değer A. A neydi? Basınç bloğu derinliğiydi. Buradaki A'yı çektiğimiz zaman şu formülizasyonu elde ediyoruz. Basınç bloğu derinliğinin hesabında kullanmak için. Bu A'yı bulduktan sonra arkadaşlar geliyoruz moment kapasitesine. Bir kuvvet çiftimiz varsa arkadaşlar bu kuvvetlerden herhangi biriyle bu iki kuvvet arasındaki mesafeyi çarparsanız size momenti verecektir. Burada da aynı mantık. Moment eşittir FC çarpı Z.
Yani Fc çarpı z, yani Fc'ye göre moment alıyoruz. Ya da Fc çarpı z, Fc'ye göre moment alıyoruz. Burada ben Fc çarpı z için olan kısmı yazdım. İsterseniz Fc çarpı z için de yazabilirsiniz. M'iniz aynı eşittir. Fc'nin içerisinde ne vardı? As çarpı Fy'de çarpı parantez içerisinde faydalı yüksekliğimiz eksi a bölü 2. Bu da bizim z değerimizdi. Bu şekilde arkadaşlar, eğer donatı verilir, malzeme özellikleri, kesit boyutları verilir, moment kapasitesi istenirse bu yöntemle kirişimizin moment kapasitesini hesaplıyoruz. İkinci duruma geldiğimiz zaman arkadaşlar, bu sefer bize moment verilir veyahut da kirişe büyükleme yapılır. Siz oradan momenti bulursunuz. Kesit boyutları bellidir. Ancak donatı istenir. Şimdi buradaki gibi siz Fc eşittir Fs yazdığınız zaman bu durumda bir A bilinmeyeni bir de As bilinmeyeni ile karşılaşacaksınız. İkisi de bilinmeyen çünkü donatı verilmemiş. Bizden donatı isteniyor. Bu durumda işin içine verilmiş diğer parametremiz momenti dahil ediyoruz. Bunu da nasıl yapıyoruz? Fc çarpı z'nin ya da Fs çarpı z'nin momente eşit olduğunu biliyoruz. Burayı açarsak z dediğimiz dx a bölü 2 çarpı 0.85 çarpı fcd çarpı a çarpı bw ya veyahut da fs'nin yerine as çarpı fyd çarpı z'nin yerine dx a bölü 2 eşittir moment. Şimdi bu iki eşitlikten birini kullanmamız lazım. Bunu kullanmamızın bir mantığı yok. Niye? As'yi bilmiyoruz, a'yı da bilmiyoruz. O zaman neyi kullanacağız? Şu kısmı şuna eşitleyeceğiz arkadaşlar. Niye? Tek bilinmeyen burada çünkü a değeri. Buradaki eşitlikten arkadaşlar a'yı şu şekilde çekiyoruz. A eşittir d eksi kök içerisinde d'nin karesi eksi 2 çarpı m design bölü 0.85 çarpı fcd çarpı bw şeklinde basınç bloğunu derinliğini çekiyoruz. Daha sonra şuradaki eşitlikte arkadaşlar a'yı yerine koyduğumuz zaman tek bilinmeyen burası için as kalacak. As'yi de bu şekilde buluyoruz. 0.85 çarpı fcd çarpı a çarpı bw bölü Fy'de. Yani karşılaşabileceğiniz iki tip soru tipinin teorik olarak ilerleyişini bu şekilde özetleyebiliriz. Şimdi biraz daha detaya inelim. İlk olarak tek donatılı kirişlerde kesit hesabı yani taşıma gücü hesabının iyice bir açalım arkadaşlar. Neler yapmamız lazım? Az önce de bahsettik. Şurada bir basınç bölgemiz var. Fc kuvvetimiz var. Fs kuvvetimiz var. Fc'nin Fs'ye eşit olmasından yola çıkarak arkadaşlar basınç bloğunu hesaplıyoruz. Daha sonra momentum formülasyonuna geçiyoruz. Buraya kadar anlattık. Sonra burada bulduğumuz arkadaşlar momenti sonuç olarak direkt bırakamayız. Niye bırakamayız? Çünkü buradaki bizim donatı kontrolü dediğimiz bir olay var. Rho yani kesitteki donatı alanının kesit alanına bölünmesiyle elde ediliyor. Dikkat edin burada BW çarpı D kullanılmış. Yani H kullanılmamış. Az önce de bahsettim. Biz kirişlerde yükseklik olarak faydalı yüksekliği kullanıyoruz. Aşağıdaki paspaylık kısmının bize fayda sağlamadığını kabul ederek buradan yola çıkıyoruz. Donatı oranımız AS bölü BW çarpı D. Bunun arkadaşlar Rho min ile Rho max arasında olması gerekmektedir. Bunun kontrolünü yapmamız lazım. Rho min nasıl elde ediliyor? Rho min eşittir 0.8 çarpı FCTD bölü FYD. FYD'nin nasıl bulunduğunu biliyoruz. FCTD ise arkadaşlar betonun tasarım çekme kuvveti. Bu yine betonarme kitaplarında yer almakta. İşte TS498'de yer almakta arkadaşlar. Karakteristik betonun tasarım çekme kuvveti yaklaşık olarak basınç kuvvetinin %3 ile 5'i arasında değişmekte. Bu değeri de oradan seçerek Rho min'i hesaplıyoruz. Rho max dediğimiz ise arkadaşlar dengeli donatı oranımızı %85'ini alarak bulduğumuz değer. Peki dengeli donatı oranımız nedir arkadaşlar? O da şu şekilde hesaplanıyor. 0.85 çarpı K1, K1 azaltma sayımız, katsayımızdı. Çarpı FCD bölü FYD çarpı parantez içerisinde 600 bölü 600 artı FYD olarak hesaplıyoruz. Buradaki 600 dediğimiz olay arkadaşlar buradaki betonun birim uzama diyagramından geliyor. Yani E çarpı epsilondan geliyor. Buradaki 600 değerimiz E çarpı epsilon şeklinde hesaplanıyor. Yani sonuç olarak bize donatı verilirse bu kirişin moment kapasitesi sorulursa bu yolu takip ederek momenti buluyoruz. Ama bu şekilde bırakmıyoruz. Ve ne yapmamız gerekecek? Donatı oranının Rho min ile Rho max'ın arasında olup olmadığına bakmamız gerekecek. Eğer değerimiz Rho min'in altında kalırsa donatımız yetersiz demektir. Donatıyı arttırmamız gerekir.
veyahut da kesit boyutlarını düşünmemiz gerekir. Eğer rho max'ın üzerindeyse burada da yine kesit boyutlarını arttırıp rho'yu aşağı çekmemiz lazım. Biz kirişlerde her zaman denge altı donatı yerleştiriyoruz. Bunun sebebi betonarme yapıya ani bir yük geldiği zaman arkadaşlar gevrek kırılmanın olmasını istemememizdir. Bundan dolayı biz donatıyı denge altında yerleştiriyoruz. Gelelim ikinci tip, birinci tip, birinci durumla alakalı çözümlü örneğimize. Soruya baktığımız zaman arkadaşlar 30'a 60'lık bir kirişimiz var. 5 tane 16'lık donatı yerleştirilmiş. Malzeme sınıfımız, paspayımız, metriye çapımız ve güvenlik sayımız verilmiş. Bu kiriş arkadaşlar buradaki sabit izostatik bir kiriş sisteminin kesitini vermiş. Bizden istenen A şıkkında kirişin moment kapasitesini hesaplayınız. B şıkkında kirişin güvenle taşıyabileceği Q yayılık değerini hesaplayınız. Şimdi A şıkkından başlayacak olursak moment kapasitesini hesaplamak için ne yapıyorduk? Fc'yi Fs'ye eşitliyorduk. Kirişteki bir basınç kuvvetini kirişteki çekme kuvvetine eşitlememiz gerekiyor. Formülizasyonumuz bu şekilde. Bütün değerleri yerine yazdığımız zaman burada ASD'miz 1005.3, yani 5 tane 16'nın alanı. Basınç bloğu derinliğimiz 71.99 mm olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonra momente geçiyoruz. Moment eşittir Fc çarpı Z veyahut da Fs çarpı Z. Hangisini kullanırsanız fark etmez. Ben burada Fs çarpı Z'yi kullandığım zaman momentimiz burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 192 milyon 13.733.6 Newton milimetre cinsinden bulunuyor. Bunu kilo Newton metreye çevirdim. 192.014 kilo Newton metre, 6 virgül kaydırdık arkadaşlar. A şıkkında bizden istenen moment kapasitesini bu şekilde bulmuş olduk. B şıkkına geldiğimiz zaman arkadaşlar, ya da B şıkkına gelmeden önce şuradan bahsedelim. Buradaki faydalı yüksekliği nasıl hesapladık? Detaya inelim biraz. Bu görsele baktığımız zaman arkadaşlar toplam kiriş genişliğimiz 600 milimetreydi. 600 milimetreden önce şuradaki paspayını çıkardık. Paspayından sonra buradaki etriye çapını çıkardık. Daha sonra buradaki donatı çapının yarısını çıkardık. 600 eksi paspay 25'ti. Etriye 8'likti. Eksi kullanılan donatı 5 fi 16 olduğu için 16 bölü 2 yani 8 faydalı yüksekliğimizi 559 olarak bulduk ve burada o şekilde kullandık. Gelelim B şıkkına. B şıkkını çözebilmek adına arkadaşlar buradaki düzgün yayılıktan kaynaklanan moment değerini Q'ya bağlı olarak bulmamız gerekiyor. Bunun için kesme moment diyagramını çizdik. İşte Q çarpı 6 metreden 6 Q'luk bir yük var kirişimizde. Simetrik olduğu için 3 Q'ya 3 Q mesnetlere paylaştık. AX yönde herhangi bir kuvvetimiz yok. Kesme diyagramımızı çizdik. Moment diyagramımızı çizdik. Kirişte oluşan maksimum moment Q cinsinden 4,5 Q oldu. Bu 4,5 Q'yu getiriyoruz. Buradaki kirişin moment kapasitesine eşitliyoruz arkadaşlar. Eşitlediğimiz zaman Q'nun yaklaşık değerinin 42,67 olduğunu gördük. Soruda bize 1,5 güvenlik katsayısı vermiş ve diyor ki kirişin güvenle taşıyabileceği Q yayılı yükünü hesaplayınız. Getirip buradaki değeri, bulduğumuz Q değerini 1,5 güvenlik katsayısına böldüğümüz zaman bu kirişin emniyetle taşıyabileceği düzgün yayılı yükün 31,78 kilonewton bölü metre olduğunu tespit etmiş olduk arkadaşlar. Son yapacağımız işlem donat oranının kontrolünü olacaktır. Rho değerimiz AS bölü BW çarpı D'den 0,009. İşte rho min değerimiz, rho max değerimiz hesaplandı. Rho değerinin rho min ile rho max arasında olduğu görüldü ve işlem bu şekilde bitirilmiş oldu. Şimdi ikinci tipe gelelim. Bu sefer moment veriliyor bize arkadaşlar. Donatı isteniyor. Daha çok karşılaşacağınız soru tipi budur. Yine aynı mantık Fc'yi Fs'ye eşitlediğimiz zaman buraya bakıyoruz ki bir A değerimiz var, bir AS değerimiz var ve ikisi de bilinmeyen. Bu durumda ne yapmamız gerekecek? Bilinen diğer parametreye geçeceğiz. O da ne? Bize soruda ya moment verilir arkadaşlar ya da kirişe bir yük verilir. Siz o yükten momenti bulursunuz. Buradan arkadaşlar az önce teorinin de anlatmıştım. Fc çarpı Z'nin momente eşit olduğu kısmı kullanmak daha mantıklı. Çünkü Fc'nin içerisinde AS var. Yine iki bilinmeyen olacak. O yüzden Fc çarpı Z eşittir moment formülizasyonunu kullanarak A'yı bulmamız lazım. Buradan A'yı bu şekilde formülize etmiştik.
D eksi kök içerisinde D kare eksi 2 çarpı M design bölü 0,85 çarpı FC çarpı BW şeklinde. A'yı buluyoruz. A'yı getirip burada yerine koyarak AS'yi buluyoruz. Ve donatı ihtiyacımız olan donatı alanını bulmuş oluyoruz. Soruyu bu şekilde bırakmıyoruz. Bu sefer işte çap ve adet bulmamız gerekiyor. Bize soruda eğer çap verilmediyse minimum çap değerini kullanabiliriz kirişlerde. Veyahut da çap verilmişse arkadaşlar adet bulmamız gerekir. Onun için de şöyle formüle ediyoruz. N tane donatımız olacak ve çapı phi olacak. Pi çarpı phi'nin karesi bölü 4 eşittir. Burada bulduğumuz AS. Buradaki AS'yi arkadaşlar N çarpı phi'den birini biliyor olmamız lazım. X'i de verilmediyse phi yerine minimum donatı çapımız 12 milimetreyi kullanabiliriz. 12 yerine koyarak buradan N değerini buluyoruz. N küsuratlı çıktığı zaman ise arkadaşlar atıyorum 4,3 çıktı, 4,8 çıktı, 5,2 çıktı. Her zaman bir üste tam sayı değeri yuvarlanarak sonuç itibariyle bu kirişimizin bu kesitte üzerine gelen bu momenti karşılayabileceği donatı sayısını bulmuş oluyoruz. Burada önemli olan husus bu yuvarlamayı yaptıktan sonra yukarıya yuvarlama yaptıktan sonra yeni donatı alanını hesaplamamız gerekecek. Ve donatı oranı kontrolünü yaparken bu yeni donatı alanını kullanmamız gerekecek. Bunu da şimdi bir sonraki soruda örnek üzerinde göreceğiz. Sorumuz bu şekilde arkadaşlar. Bir sistemimiz var yine izostatik. Üzerinde düzgün yayılı yükümüz var. 30 kN bölü metrelik. Verilenler C25 beton S420 donatı. Paspayımız 25 mm. Etriye çapımız 8 mm. Kullanmamız istenen donatı çapı 14 mm olarak verilmiş. A şıkkında açıklık bölgesi için donatı hesabını yapınız. B şıkkında mesnet bölgesi için donatı hesabını yapınız denmiş. Şimdi burada arkadaşlar hesaba geçmeden önce kirişimize ne kadar moment geldiğini üzerindeki yükten yani mesnet ve açıklık için hesaplamamız lazım. Onun için de burada arkadaşlar çözümü yaptım ben. Önce mesnet reaksiyonlarını buluyoruz. İşte 30 çarpı toplam mesafemiz 88 metre. 240 yapar. Simetrik olduğu için ikiye ayrılır kuvvetler şeklinde. İşte kesme diyagramımız ve moment diyagramımızı bu şekilde çiziyoruz. Bununla ilgili problemi olan arkadaşlar kesme moment diyagramları ile ilgili hazırladığım videoları izleyebilirler. Bu diyagramların sonunda açıklık bölgesinde oluşan momentin 60 kN, mesnetlerde oluşan momentin 33,75 kN olduğunu görüyoruz. A şıkkının çözümüne geçelim. Açıklık bölgesi için kullanacağımız moment 60 kN oldu. FC eşittir FS denklemini yazdığımız zaman burada bir A bir de AS bilinmeyeni var. Ne yapıyorduk? Diğer parametreyi momenti kullanıyorduk. Bunu kullanmak için de ne yapıyoruz? İki kuvveti de Z ile çarpıp momenti eşitliyoruz. Bu tarafı kullanmaktansa bu tarafı kullanmak daha makuldü. Çünkü niye? Sadece tek bilinmeyen A'ydı. Buradan A'yı çekiyoruz arkadaşlar. Faydalı yüksekliğimiz şurada 500 eksi. Yani kiriş genişliği eksi paspayı eksi kullanılan donatı etriyenin çapı eksi kullanılan donatının yarısı şeklinde D'yi 460 olarak bulduk. Buradan basınç bloğu derinliğimiz 38,426 mm olarak geldi. Sonra yerine koyarak FC eşittir FS denkleminde AS'yi bulduk. Ne kadar çıktı? 372,727 mm kare çıktı. Şimdi arkadaşlar bize soruda kullanılacak çap verilmiş. 14 mm. Peki kaç tane 14'lük donatı kullanacağız? Onu da şu şekilde formüle ediyoruz. Bir tane 14'lüğün alanını buluyoruz. O da 153,938 mm kare. N çarpı 153,938 eşittir 372,727'den N'i 2,4 olarak bulduk. Ne dedik? Bir üste tam sayı olarak yuvarlıyoruz. Yani 3 fi 14 diyoruz. Ama soruyu bu şekilde bırakmıyoruz. Donut oranını kontrol etmemiz lazım. Onun için arkadaşlar yine AS'yi hesaplamamız gerekiyor. 3 tane 14'lüğün alanı 461,814 mm kare. Yani artık orada 372 mm kare donatı yok. 461 mm kare donatı var. Buna göre rho'yu hesaplıyoruz. Rho min'i hesaplıyoruz. Rho max'ı hesaplıyoruz. Rho'nun rho min ile rho max arasında olup olmadığını kontrol ediyoruz. Bu örnekte ikisi arasında kaldığı için A şıkkını tamamlamış olduk. Gelelim B şıkkımıza arkadaşlar.
B şıkkında mesnette oluşan momentimiz 33,75 kN'ydi. Aynı yolları tekrar izliyoruz. Tek fark burada basınç bölgesi kireçin alt kısmında oluşuyor. Çekme bölgesi kireçin üst kısmında oluşuyor. Niye? Çünkü dikkat edin, mesnette moment üst kısımda. Yani çekme bu bölgede oluşuyor demektir. Açıklık da aşağı bölgede, mesnette yukarıdaki bölgede. Bu şekilde FC-FS diyagramı çizilebilir arkadaşlar. A basınç bloğu derinliğimizi hesapladık. Burada atlamamak gereken en önemli husus şurası. Moment kilonewton-metre cinsinden olduğu için burada bütün değerler milimetre ve newton bölü milimetre kare cinsinden arkadaşlar. O yüzden buradaki kilonewton-metreyi newton milimetreye çevirmek için 10 üzeri 6 ile çarpıyoruz. Bu şekilde A'yı, yani basınç bloğu derinliğimizi 21,2 milimetre olarak hesapladık. FC eşittir FS denkleminde A'yı yerine koyduğumuzda ve AS'yi yalnız bıraktığımızda ihtiyacımız olan donatının 205,651 milimetre kare olduğunu gördük. Yine bir tane de 14 düğün alanı 153,938'di. N tane 14'lük eşittir 205 eder mantığıyla. N'i 1,335 bulduk. Bir üstte tam sayıya yuvarladık. 2 pi 14. Ama böyle asla bırakmıyoruz. Donatı oranını kontrol etmemiz lazım. Yeni donat alanımız ne oldu? 2 tane 14 düğün alanı oldu. Onu hesapladık. 307,876 mm². Rho'yu bulduk. Neydi? AS bölü BW çarpı D idi. 0,00267 idi. Rho min ve Rho max'ı bir önceki sayfada bulduk. Bu Rho bu ikisinin arasında kalıyor dedik. O zaman işlemi bu şekilde bitirmiş olduk. Ve son olarak donatının yerleşimi arkadaşlar kesit de bu şekilde olacaktır. Yani aşağıda 3 tane 14'lük, yukarıda 2 tane 14'lük olacak şekilde arkadaşlar. Böylece dikdörtgen, tek donatılı dikdörtgen kesitli kirişlerde karşılaşabileceğimiz iki farklı soru tipini görmüş olduk. Başka videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.